Her yerde bütün olayları meydana getiren Allah'tır. Milleti ıslah etmek için bunu yaratıyor Allah. Allah'ın yapmadığı hiçbir şey yoktur. Bir yaprak dahi kımırdamaz Allah istemeden. Ama zahirde tabii ki bu söylenmez. Ama bilinir. Yani orada şehadet şerbetini içen herkes, gazi olan herkes daha anasından doğmadan o günde o olayı yapmıştı. Mesela o kahraman askerimiz 30 mermi vücuda, bak o 30 merminin 30'u da onun vücudunda olacak, kaderinde. Daha onun babası doğmadan o 30 mermi onun vücudundaydı. Ona çakallık yapan subayın alnındaki mermi de o daha doğmadan onun alnındaydı. Yani şu kader açılsa hepsi görülür. Gökte uçan uçakları Allah uçurdu. Niye? Bak Resulullah daha 1400 sene öncesinden söylüyor. Gökte uçanacak uçakları, köprünün tutulacağını, insanlar şehit olacağını. Nereden biliyor? Çünkü olay hazırdı, olan olayı gördü Resulullah. Yani peygamberimiz zamanında o köprü tutulmuştu zaten. Var olan olayı gördü. Var olan olayları anlattı. Yaşanmış olaylar anlattı, yaşanacak değil. Ya anlattıkları yaşanmış olaylar. Şeytanın Allah'ın iki topluluğun karşı karşıya geldiği gün size isabet eden ancak Allah'ın izniyle de diyor hocam. Tabii. Hiçbir musibet yoktur ki diyor, meydana gelmeden önce katımızda hazır olmasın. Evet. Bir kitapta yazılmasın diyor. Hepsi hazırdır diyor Allah katında. Dolayısıyla Türkiye'nin kaderinde Mehdiyet var. İstanbul'un kaderinde Mehdiyet var. Bu ıslah edilme olayında peygamberimiz hadiste söylüyor. 1400 sene önce diyor ki Allah Mehdi taraftarlarını bir gecede ıslah eder. Hatta hadislerin bir kısmında Mehdi'yi bir gecede ıslah eder diyor. Yani mesela der asker kışlaya diyorsun. Ne demek? Bütün askerler kışlaya. Polise zam geldi diyor. Hangi polis? Tamamını. Değil mi? İşte Mehdi bir gecede ıslah olurun anlamı da o. Yani bütün Mehdi cemaati, bütün Mehdi topluluğu, yani Türkiye bir gecede ıslah olur. Anlamı bu. Çünkü ıslah demek bir şeyi güzelleştirmek, düzgün hale getirmek. Halk arasından seni Allah ıslah etsin falan derler. Ama o yanlış anlaşılıyor. İslah değil, sanki adam işte yani felaketle ve bize yola gelmesi gereken kötü bir adam imajı gibi oluyor. Müslih, ıslah. Yani bir şeyi düzgün hale getirmek, güzel hale getirmek, iyi hale getirmek. O anlamdadır. Allah milletimizi Kur'an'a, İslam'a birleşmeye getirdi. Ve aramızda paramparça olmuştuk. O parçalanmayı kendi aralarında onlar partileştiler diyor Allah. O onları kaldırdı Allah, bizi birleştirdi. Ve bundan sonra da bu birleşme 1506'ya kadar geçerli. Bu Mehdiyet birleşmesi, şu anki birleşme. Bu bir daha çözülmez. Allah bağı sağlam vurandır. Sağlam vurur Allah bağı. Allah'ın bağladığı bağı da kimse çözemez. İnşallah. Ondan sanırım. Sizler düşmanlardınız. Allah kalplerinizin arasını uzlaştırdı. Sizler kardeşler olarak sabahladınız. Daha önce CHP, AK Parti arasında çekişmeler nasıldı görüyoruz. Ya düşmanlık olmasa bile çok ciddi bir muhalefet, yırtıcı bir muhalefet anlayışı vardı. Sabahına ne oldu? Herkes dost oldu. Ayetin tecellisi işte. Evet.